Türkiye'nin ilk ve tek günlük ekoloji bülteni Yeşil Bülten'le karşınızdayız değerli izleyenler. Bugün Yeşil Bülten'de bir konuk ağırlıyoruz. Hürriyet gazetesi yazarı Melis Alpan bizimle. Melis Hanım hoş geldiniz Yeşil Bülten'e. Melis Hanım'la tahmin edeceğiniz üzere birçok konuya değineceğiz. Tabii ki önceliğimiz İstanbul ormanları olacak. Melis Hanım'ın Hürriyet gazetesindeki yazılarını takip edenler görecektir. Son dönemde özellikle 3. Köprü, onun öncesinde Belgrad Ormanı ve İstanbul'un ormanları ile ilgili birçok kıymetli yazıya rastlayabileceklerdir. Bunları konuşacağız, bunlar üzerine konuşacağız ve son yazısıyla başlayacağız Melis Hanım'ın. Üçüncü köprü İstanbul için intihar başlığıyla çıkan bir yazı var. Aslında okuyan veya okumayan izleyicilerimiz için kısaca bu fikrin nedenini özetlersek nasıl yaparız bunu? Şöyle özetleyebiliriz. Bundan önceki ikinci köprü yapıldığı zaman yani amaç burada trafiği rahatlatmak deniyor. En büyük gerekçe bu. Fakat ikinci köprü yapıldıktan sonra oradaki köprünün ayaklarındaki yapılaşmanın ne kadar arttığına ve nüfusun o bölgelerde Ümraniye ve Kağıthane bölgesinde mesela en büyük nüfus artışının görüldüğü iki ilçe. Nüfusun ne kadar arttığı ve İstanbul'un nasıl büyüdüğü bu anlamda buna bakıldığında şu görülüyor. İstanbul çok daha kaotik, trafiği çok daha sancılı bir kent haline geldi. Üçüncü köprü yapıldığında da şu denmeyecek. Bir kişi gelmeyecek İstanbul'a artık trafiği rahatlatacağız. Aksine oralardaki yerleşim artacak. Çünkü siz bir yere yol götürdüğünüzde yerleşimi oraya çağırmış olursunuz. Bu en basit kent bilimi gerçeklerinden bir tanesi. Onlardan biri de şu, bütün şehir plancılarının kabul ettiği trafiği asla yeni yollar açarak çözemezsiniz. Hayır, çünkü nüfus artacak, yani yine aynı trafikle karşı karşıya kalacaksınız. Yani özellikle trafiğin yoğun olduğu bazı bölgelere dair dünya örnekleri mevcut. Bunları biz burada onlarca kez konuştuk. Birçok uzman geldi, anlattı, değerlendirdi. Çok bariz örnekler var. Londra örneği var mesela bunun çok için. Çok farklı çözümler var her ülkede. Yani her şehri kendi içinde değerlendirmek lazım. Yani şimdi kalkıp da hani mesela İsveç'te şöyle çözdüler, biz de şöyle çözelim diyemeyiz ama İstanbul içinde de ona göre bir plan yapılması lazım. Yani yeni köprü, yeni yollar bunun çözümü değil, aksine trafiği daha da körükleyecek şeyler. Ama temelde bir mantık var. Yani trafiği azaltmanın yolu belli alanlarda özellikle trafik akışını kesmek veya azaltmanın yolları en azından toplu taşımadan geçiyor. Ya da başka örneklerde olduğu gibi bisiklet. Belki bisiklet İstanbul için biraz zor, çok tepeli bir şehir olması. Evet ama farklı yöntemler bulunabilir. O yolda çalışılacağına, birçok şeyde olduğu gibi Türkiye'de, hani onu nasıl çözeceğiz de çalışılacağına, hani yeni yatırım yapalım, yeni köprü yapalım, imar yapalım. Evet, şöyle bir gerekçe var aslında bu üçüncü köprüye dair de. Oranın yapılaşmaya açılmayacağını inatla savunuyor aslında bakanlar. Şöyle, o bir uluslararası taşımacılık için transit bir köprü olacak ve... Hayır, bir kere trafiğin, İstanbul trafiğinin hani transit akış %2,5 civarında, 2,7 ya da %3 bile değil. Yani... Bu işi bilenler bu açıklamalardan pek tatmin olmuyor. Evet, zaten hesaplandı sanıyorum bu birinci ve ikinci köprüde ne kadar fazlasının transit geçişi olduğu. Sizin verdiğiniz rakamlar, evet, aşağı yukarı o civarlarda bir durum var. Tabii üçüncü köprünün durumu bu ve aslında birçok kişi, konuyla ilgilenen birçok kişi için de malum bu durum. Geçtiğimiz haftalarda bir protesto olmuştu. 70 kişilik bir bisiklet grubunun bizi... üçüncü köprünün yapıldığı alana gidip orada bir gösteri yapma istekleri olmuştu. Jandarma güçleri tarafından engellenmişti bu. Şimdi o grup bir suç duyurusuna hazırlanıyormuş. Bakalım neyle ilgili bu suç duyurusu? İstanbul Boğazı'na yapılacak üçüncü köprüye itirazlar sürüyor. Geçtiğimiz günlerde köprüyü protesto etmek için Garipçe'ye giden 70 bisikletli, üçüncü köprüye karşı suç duyurusunda bulunmaya hazırlanıyor. Bisikletli grup 7 Temmuz'da 3. köprüye karşı Beşiktaş'tan Garipçe'ye eylem düzenlemiş ancak grup Garipçe köyü girişinde durdurulmuştu. 3. köprünün güzergahının yanlış planlandığı ve bu sebeple imar planlarının iptal edildiği iddia ediliyor. Bakanlıksa bu iddiaları yalanlıyor. Evet.
Evet, Melis Alpan'la sohbetimize devam ediyoruz. Üçüncü köprüye bir suç duyurusu daha geliyor. Daha önce de yapılmış mimar odalarının, şehir plancılar odalarının başvuruları var. Çok bir sürü dava var. Evet. Bu da enteresan bir tarafı galiba bizde işin. Ki aynısını yine Taksim'de de yaşadık. Davalar sürerken projeye başlanıyor. Hatta aynen, bitiyor. Yani şöyle, burada en vahim durum, bir ÇED raporu yok. Biliyorsunuz, evet, üçüncü köprü muaf tutuldu ÇED raporundan. Evet. ÇED raporu olmadan böyle bir proje yapılamaz. Yani bunu dünyanın hiçbir yerinde görmezsiniz. Bir çevresel etki değerlendirme toplantısı yapılmıştı birkaç ay evvel. Biz de takip ettik orayı. Konuşulan tek şey ne yazık ki arsaların ne kadar değerleneceği ve işte köylülerin, oradaki köylüleri de onun üzerinden bir evet, ikna yani süreci oradaki halk aslında. Oradaki halk bilinçlenmeden zaten siz dışarıdan ne yaparsanız yapın, yani esas onların karşı çıkması lazım ama biz de hani işte arsamı iki katına, değerin evet, iki katına, üç katına satarım. O şekilde düşünüyorum. Şu anki görüntü çok kötü. Yani köprünün ayakları için o tıraşlanan alan gerçekten korkunç bir görüntü. Ama bu kadar kıyamet sadece orası için kopmuyor. Onun devamı, sizin de bahsettiğiniz gibi, aslında İstanbul'un kuzey ormanlarının tümü diyebiliriz. Aynen. İstanbul'un için anlamı artık yani anlatılacak tarafı bile yok sanıyorum. Kuzey ormanlarının varlığı İstanbul için çok hayati çok ve önemli, kritik. Evet. Yani tek oksijen deposu. Evet. Siz de aslında Belgrad Ormanları ve onu da içine alan bütün Kuzey Ormanları diyelim. Bu konuda da geçtiğimiz hafta 13 Temmuz tarihli bir yazınız var. Hı hı. Belgrad Ormanları'nın sorunları başlığı var ve ne yapmalı şeklinde 5 madde sıralıyoruz. Tekrar bir değinelim mi? Belgrad Ormanı'ndaki problemler nedir? Temel problemler. Şöyle, Belgrad Ormanı bundan bir 10 bin yıl önce 12 bin hektardı. Ve 1950'de, hatta Osmanlı döneminde 1817'de 200 asker falan koruyordu. O kadar önem verilen bir orman her zaman. 1950'de bunun 5500 hektarını Tarım Bakanlığı muhafaza ormanı ilan etti. O da şu demek, bir tane ağaç bile kesemezsiniz. Yani hiçbir şekilde dokunamazsınız. Daha sonra burada küçük, yani şöyle 300 hektar kadarı, çok bir büyük bir alan değil ama sonuçta 300 hektar 300 hektardır, tabiat parkına çevrildi. Şimdi bu şu demek değil, hani gidip oraya bina yapacaksınız anlamına gelmiyor ama tabiat parkına çevirdiğinizde oraya doğayla uyumlu da olsa tesis, piknik mesire yeri yapabilirsiniz demek. Nitekim şehirde de buna ihtiyaç var. Sonuçta insanlar niye orman yangınları çıkıyor? Gelişigüzel her yerde piknik yaptıkları için, mangal yaktıkları için tamam, mesire yerlerine ihtiyaç var. Ama buradaki tehlike şu, yani üstüne basarak ben sürekli yazmamın nedeni, burada kesinlikle bir hektar daha fazla tabiat parkı olmamalı. Yani tamam, bu 300 hektar olmuş, kalsın, insanlar gitsin pikniğe. Ama baskıyı azaltmak için şehirde başka yerlerde kent ormanları kurulmalı. Nitekim Orman Bakanlığı bu yolda bir takım adımlar atıyor bildiğim kadarıyla. Bir Ali Bey köyde, bir karşı tarafta iki tane kent ormanı açıyor. Böylece, çünkü Belgrad Ormanı'na gün geliyor 800 bin kişi geliyor. Yani inanılmaz bir baskı. Zaten dışarıdan bir şehir baskısı, işte bir yanda otoban öbür tarafta şehir, sürekli bir baskı altında. İçeriden insan baskısı, yani 800 bin kişi bir günde. Meşelerde tepe kurmaları meydana geliyor. Yani bu şu demek, hani bir süre sonra o tabiat parkı olan yerler kelleşecek demek. O yüzden yani oradaki o muhafaza ormanı statüsünün korunması şart. Hiçbir şekilde daha fazla tabiat parkı ilan edilmemeli içinde. Onun dışında birkaç sorun daha var. Bir tanesi, insanlar, hem oraya giden insanlar çok rahatsız, hem de yaban hayata büyük bir tehdit. Köpekler, insanlar gidiyorlar, köpeklerini oraya bırakıyorlar. Yani alıyor, evde bakamıyor, Belgrad Ormanı'na bırakıyor ve bu köpekler orada ne bulursa yiyor. Yani artık hani yaban hayatı bitirmiş durumdalar. Yani karaca, her tarafta karaca ölüsü görüyorsunuz ve birbirlerini yiyorlar. Yani evet, hayvanlara da yazık. O anlamda insanlar bırakmasın, evet, ama hani bunun için de denetim artırılmalı, kontrol artırılmalı. Onun dışında su, Belgrad Ormanı su, yeraltı suyu açısından fakir bir ana kara üzerinde oturuyor. Ve buna rağmen hem içeriden hem etrafında yeraltı suları çekilip
pompalanıp şişeleme tesislerine götürülüyor. Yani bunun yapılmaması lazım. Ve bir de turistik bir amaçtan bahsediyorsunuz bu off-road araçları, evet, ve ATV'ler, crosslar, yani onlar da bence yasaklanmalı. Aslında tabiat parkı dediğimiz şeyden biz şey bir doğa içinde yaşanan bir alanı anlamıyoruz. Gidip delicesine evet, eğlenilecek ve faaliyetlerde bulunacak yani, bir yer gibi bir algı yaratıyor. Hani bir de piknik, mangal, hani mangalsız piknik olmuyor mu? Ben açıkçası bunu anlayamıyorum. Evet, artık kültürel bir şey yok. Konu yani galiba. Türk evet, halkı bazen, seviyor onu bazen ama. Olmuyor. Ama o kadar acınası durumlar var ki bizim bu İstanbul içinde yaşadığımız kentle ilgili insanlar o kadar alandan yoksunlar ki. Hafta sonları görürüz hele havalar güzel olduğu zaman. O aslında yeşil alan bile denemeyecek peyzaj gibi bir alanlarda aynen, bile otoban kenarlarında mangal yapmak zorunda kalan insanlar. Aynen. Aslında o yüzden İstanbul'un sorunu çok daha büyük. Yani yeni yapılaşmalar, yeni konutlar bu sorunu daha da büyütüyor. Ve bir de şimdi karşımızda Kanal İstanbul ve onunla bağlantılı olarak bu yeni İstanbul. Yani kuzeye yapılacak biyositiler ve diğer evet, örneklerle başka projeler de var. Yani Kanal İstanbul'da 3. köprünün başka belki daha da vahim bir nasıl diyeyim, bir örnek. Aslında bunların hepsi bir silsile. Yani Karadeniz sahil yolundan bu yana gelen Karadeniz sahil yolu, 3. köprü, Kanal İstanbul, bunların hepsi birbiriyle korkunç bağlantılı ve her biri de ne yazık ki büyük bir ekolojik tahribata yol açmış. Aynen öyle. Yani biz giderek şehri büyütüyoruz. Halbuki bu şehir yani eskiden bu 30 kilometre bir yani boy düşünürsek İstanbul'u, eskiden bunun 1/3'ü şey yani yaşanan alan ve diğer 2/3'ü şehri besleyen kaynaklar yani doğal kaynaklar, sular, işte orman, oksijen. Yani şimdi 2/3'e çıktı bu. Şimdi biz bunu 3/3'e çıkaracağız. O zaman nereden beslenecek bu şehir? Yani giderek yaşanmaz bir hale geliyor. Evet. Kanal İstanbul'dan söz ederken bir gelişme var. Onu paylaşalım. İzleyenlerimize çok kısa da ayrılmış olalım sizden. Kanal İstanbul'un yeriyle ilgili netleşen bazı konular var. Onlara bir bakalım. Büyük bir ekolojik yıkıma neden olacak olan Kanal İstanbul'un detayları ortaya çıkıyor. Ramazan bayramından önce resmen açıklanması beklenen projenin güzergahının Kayaşehir'deki Kaya City adlı bir rezidansın önünden geçeceği ileri sürüldü. İnşaatın bir sene içinde tamamlanacak rezidansın %70'i satılmış durumda. Çılgın proje olarak nitelenen Kanal İstanbul projesi 44 metre uzunluğunda ve 200 metre genişliğinde olacak. 3. köprü, Bio İstanbul, 3. havalimanı ve Kanal İstanbul gibi dev projeler nedeniyle bölge Yeni İstanbul olarak adlandırılıyor. Evet, Kanal İstanbul'da da böyle bir gelişme var. Bir şu anda inşaatına başlanmış bir rezidansın önünden bir yani geçeceği güzergahın orası olduğu söyleniyor. Bu artık rezidansın şansı mı yoksa kanalın şansı mı bilmiyoruz tabii ki. Yani evet şimdi bir şey diyemiyorum. Evet, tabii, demek yani mümkün değil. Teyit edemediğimiz bir haber ama olursa da herhalde şaşırmıyoruz artık. Evet yani bunlar en azından olduğuna tanık olduğumuz şeyler. Bu İstanbul'u konuşurken bir an bir kısır döngüye giriyor hissi de oluşuyor çoğu zaman. Çünkü çözümlerden bahsediyoruz sürekli ama bir taraftan da şurada da bir gerçek var ki 20 milyona doğru giden bir şehirden de bahsediyoruz. Gerçekten bu şehirde 20 milyonun yaşaması nasıl mümkün olabilir? Bazen aklım almıyor. Ancak böyle olabilir diye yani de insan. Yani pek mümkün olmuyor şu an. Zaten yaşanılır bir hali yok İstanbul'un. Yani vahim görüyorum ben. Sizin dediğiniz aslında 2/3'ünde artık bir insan toplumu yaşıyor bu kentin ve bütün diğer ekosistemde en baskın grup haline gelmiş durumda. Çünkü ekosistem kendini tekrar var edemez hale geliyor böyle olunca. İstanbul'un nüfus sorunu na dair de en azından bir çözüm getirilmesi daha majör bir siyaset boyutunda gerekmez mi? Yani tabii ki de bu sonuçta ama yani ben buna çok şaşırıyorum. Çünkü bir hani artırmaya yönelik, nüfusu artırmaya yönelik politikalar güdülüyor. Açıkçası şu, hani şu durumda hani onu konuşmuyoruz ki şimdi hükümet onu konuşmuyor. Yani biz bu ne yapacağız, ne edeceğiz hani buradan bakmadığı için olaya daha da arttırmaya yönelik projeler. Diyor ki Kanal İstanbul yapacağım, 2,5 milyon insan gelecek burada yaşayacak diyor. Şimdi biz burada nereden başlayacağız hani çözüm üretmek gerekirken yani artık tersine göç mü, Anadolu'yu kalkındırmak vesaire.
Biz İstanbul'u daha da yani tırnak içinde kalkındırma peşindeyiz. Evet. Ben çok vahim görüyorum. Geçtiğimiz hafta bir yazınızdı sanıyorum. Bir köyle ya da bir sahil kasabasına gitmekle ilgili. Evet, bir yazı vardı. Aslında bence o da bir tarafından işaret. Çok romantik bir söylem gibi gelse de öyle değil. Toprağı değerli hale getirmek, belki de insanların toprakta yaşamasını değerli hale getirmek bir anlamda çözüm gibi. Çünkü biz aslında tarımı birazcık horlamış da bir toplum olduk evet, galiba. Evet, tarım evet. Yapmak kötüydü. Mesela çiftçi evet. iyi bir statü olmadı hiçbir zaman bu toplumda. Evet. Oysa ki... Halbuki her şeyin temeli. Evet, yediğimiz her şey oradan geliyor. Hı-hı. Mutfağımızdaki her şey, aslında bizi yapan her şey oradan geliyor. Ama biz bunu ne yazık ki sanıyorum kaybettik birazcık. Nasıl yerine koyarız bilmiyorum. Evet. Var mı bir fikriniz, bir çözümünüz? Yani o çok benim alanım değil ama bir kere ne bileyim, ben mesela şu GDO konusunda çok yazıyorum. Hı-hı. Yani en azından bu tip tehditleri henüz o konuda iyi bir noktadayız. Onu hiç kaybetmememiz gerek. GDO'ya sıfır tolerans. Evet. Yani bu bile bir şeydir. GDO yoksa çünkü gerçek tarım yapılabilir. Aynen belki. Öyle. Biraz da bu sizin köşenize ve aslında son dönemlerde gittikçe artan medyadaki kimileri evet iyi ve nitelikli ama kimileri bazıları en azından çok göstermelik olabilecek bir doğa ve çevre hassasiyetine diyelim. Bunun sizce bir faydası oluyor mu? Özellikle şu dönemde içinde bulunduğumuz doğa ve ekoloji mücadeleleri açıkçası anlamında. Ben göstermelik de olsa çok memnunum. Yani hani herkes hani kendi ajandası olabilir ama göstermelik de olsa olmalı. Mesela son yıllarda sosyal sorumluluk diye bir şey var. Şirketlerin %80'i buna bir bütçe ayırıyor. Sosyal yani kaçı samimidir? %90'ı bana göre samimi değil ama olsun. Yani bu bir moda da olsa, zamanın ruhu dedikleri şey de olsa, yani iyi bir şey, göstermelik de olsa insanlar bence bu konuda bir yorum yapmalı, fikirlerini söylemeli, desteklemeli. Medyada da bence bu gezi olayından sonra özellikle o çok güzel bir tesadüf oldu, bir ağaçtan çıkması. Birdenbire aslında şunu bence insanlar anladı. Herkesin içinde olan bir şey. Herkes çok kızgınmış. Yani bu şehirlerin şantiyeye dönmesine herkes bundan çok yorulmuş. Gezi bunu birden insanların kendilerinin de fark etmesini sağladı. Ve orada inanılmaz bir duyarlılık ortaya çıktı ve tepki ortaya çıktı. Şu an hani konu ne olursa olsun, diyelim bir tweet attığınızda çevreyle ilgili, doğayla ilgili, imarla ilgili en çok tepki aldığınız şeylerden bir tanesi. Yani o anlamda çok iyi oldu bence. Bu sıkıntının gerçekliği baki kuşkusuz, hepimiz görüyoruz bunu artık. Yani gelen tepkilerden de görüyoruz. Ancak bunun çözümü noktasında mesela bunun da tekrar bir endüstriye dönüşmesi, aslında bizi bu hale getiren belki bu şehirdeki bu nüfusun bu kadar fazla olmasının sebebi de endüstrinin bu şehrin etrafına konumlanmış olması ve insanların orada çalışıyor, iş yerlerinin, iş mekanlarının orası olması. Ama buna yine bir tırnak içinde yeşil ekonomili bir çözüm diyelim, endüstrinin yeşil hale getirilmiş şekli bir çözüm olabilir mi? Kuşkularım var. Yani şöyle, şimdi olabilir. Çünkü bir orta yol bulmak zorundayız. Yani bir ütopya kuramayız, hiçbir yere varmayız. Yani bu çevre ve kalkınma ikilemi, bunun üzerine de ara sıra yazıyorum. Yani nedir? Devlet hep diyor ki işte biz burada kalkındırıyoruz, siz bunu mu istemiyorsunuz diyor. Tam da hani kalkındırma kardeşim dediğimiz zaman orada yani kaybeden yine biz oluruz. Yani bir orta yol bulmak zorundayız. Bu artık yeşil ekonomi mi olur, frene basmak mı olur bilmiyorum. Hani. Ama aslında ütopyaların içinde de yaşıyoruz. O 19 gün Gezi Parkı'ndaki mesela birçok insan yani için ütopyaydı birkaç gün. Ben de yani zaman zaman kendi ütopyalarımda yaşıyorum. Ama neticede her zaman dönüp yani ortada bir gerçeklik var. Ondan koparak hiçbir yere varılamayacağını düşünüyorum. Kuşkusuz. Peki o artık klasik tartışma, biz bu tartışmayı da yapıyoruz özellikle enerji politikasıyla güdülen. Çünkü enerji ve kalkınma çok doğru orantılı şeyler. Çok ve orada da o da başka bir programın evet. konusu ama orada kuşkusuz. Da çok eksiklerimiz var. Olur mu? Var. Yani hem kalkınıp hem de doğayla birlikte ve ekolojiyle uyumlu bir yaşam kurgulanabilir mi? Kurgulanabilir tabii ki de, bunun örnekleri onlarca ülke var bunu yapan. Yani ama bu uzun vadeli. Yani kuşkusuz. Bir günde hiçbir şey değişmez. Ama ona yönelik politikaların tasarlanması lazım. Ve
sabır gerekiyor ve bir günde bir değişim değil. Yavaş yavaş bir yandan endüstri hani yani bir yandan daha çevreci olarak bir yandan da daha az hoyratı olarak bir süre sonra yani 10 yıllar alan bir şey. Almanya mesela enerji politikasını tamamen değiştiriyor. 50 yıllık planı var. Yani bunu yavaş yavaş yapıyor bir anda değil. Ama tabii kuşkusuz çok uzun bir tartışmanın konusu bu. Aynen. Almanya'nın kendi özgürlükleri yine başka ülkelerde aynı şekilde şartlarda olabilir mi ki güneş enerjisiyle ilgili anladığım kadarıyla şirketlerin ciddi sıkıntıları var şu anda evet, Almanya'da birçoğu batma riskiyle ya, karşı karşıya sanıyorum. Çok ayrıntılı uzun. Bir konu ama yapıyorlar. Ama en azından şu çok önemli. Burada bir soru işareti var. Bunun üzerine kafa yormak lazım. Bunun üzerine aynen düşünmek öyle. Lazım. Biz orada bile değiliz. Yani biz hala kömüre bağımlı. Yani biz 50 yıl sonra evet şu an batıyor olabilir bir takım şirketler ama 50 yıl sonra onlar yani o noktadayken biz o zaman çok pişman olacağız. Çünkü yani bu kömüre bağımlılık demek ve uzun vadede politikanın çökmesi demek kömüre bağımlılık. Medyanın da bu konuda en azından bunları dile getirirken ki rolü önemli gözüküyor. Aynen öyle. Medya gözüküyor. Artık hani eskiden çevre olaylarını medya nasıl diyeyim içinde böyle dikkat çekici bir şey varsa genelde konu verirdi ederdi. Sadece. Ama şimdi artık yani böyle bir hassasiyetin olduğunu görüp bu sorumluluğu yerine getirmesi gerekiyor. Sizinle de aynı fikirdeyim. Herkesin bir şeyler söylemesi önemli. Tartışmaya başlamak için de önemli. Bazen kafa göz de belki yarılabilir. Sert tartışmalar evet. Geçebilir. Bunun da faydaları olacaktır. Çok teşekkür ediyoruz Melisa Hanım. Ben teşekkür ederim. Konuğumuz olduğunuz için ve değerlendirmeleriniz için. Değerli izleyenler sonuna geldik bugün de Yeşil Bülten'in. Yarın yine aynı saatte Yeşil Bülten karşınızda olacak. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.